Hadi be kardeşim, bir oyuna geleceksiniz. Bir türlü gelemediniz. Nerede kaldınız ya? Ulan beklerken ağaç olduk. Bütün gün burada oyun oynayacağız. Nerede kaldınız he baba? Kalk artık şu bilgisayarın başından. Yemeğini bile artık burada yiyorsun. Bıktım artık senden. Ya baba, iki oyun oynayacağız. Bir oyun oynatmadın ya. Çık dışarı çık. Oğlum sadece yemek yiyip bilgisayar oynuyorsun. Bak yakında obez olacaksın. Ben de sana söylemişti. Bir an önce şu bir yemeğini bitir. Sonra da dışarı çık biraz. Yok daha neler, obez olacakmışım. Örümcek ardıyım ben, hiçbir şey olmaz. Neyse şu hamburgeri yiyeyim de bir tane daha yerim. Of arkadaşlar, ne yapacağım ben bu çocukla ya? Bütün gün bilgisayar oynuyor, sağlığı bozulacak. Şunu görüyor musun Barbie? Hala sofraya gelmedi. Görüyorum zengin, çok fazla üstüne gitme. Ya nasıl gitmeyeyim, nasıl gitmeyeyim? Rüzgar çabuk sofraya gel. Siz iyi mi babacığım, ben çokum. Ulan bilgisayar oynamaktan yemek bile yemiyorsun. Bir deri bir kemik kalacaksın. Ya of, yemeyeceğim dedim babaya, yemeyeceğim. Şurada bir film izlemeye çalışıyorum, bir izletmedin ya. Ulan sen bir hasta ol, göstereceğim ben sana gününü. Arkadaşlar bir dakika. Videoyu durduruyorum. Gördüğünüz gibi Arda ile Rüzgar bilgisayar bağımlısı oldu. Sizce Arda ile Rüzgar'a ne olacak? Herkes fikrini yorumlara yazmayı unutmasın. Yorum yazdıktan sonra videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Tüm bu saydıklarımızı 3 saniye içinde yapanlar yoruma bir de ben yaptım yazsın. Ve kocaman bir kalp kazansın. Bakalım neler olacak, macera devam etsin. Of, bugün belediyede çok fazla iş var. Bir an önce gitsem çok iyi olacak arkadaşlar. Arkadaşlar inanır mısınız, kaç gün oldu Arda hala dışarıya çıkmadı. Gerçekten inanamıyorum, ne oluyor bu çocuğa böyle ya? Aa, işte bu kadar, fakiri bayılttım. Şimdi bir an önce onu kaçırmalıyım buradan kimse görmeden. Of, marketten alınacaklar var, dışarıya çıkayım da alayım şunları. Barbie, ben markete kadar gidiyorum, bir şeyler alacağım. Tamam zengin, meyve sebze almayı unutma. Tamam, unutmam. Rüzgar ne yapıyor bu arada? Hala çıkmadı mı dışarı? Hayır, odasında laptopuyla oynuyor. Hey Allah'ım ya, iyice kafayı yedi bu çocuk. Arkadaşlar bu Rüzgar için çok endişeleniyorum ya. Doğru düzgün yemek yemiyor, kahvaltı bile yapmıyor. Varsa yoksa bilgisayara. Sadece oyun oynuyor ama böyle de olmaz ki ya. Allah Allah. Yakında hastalanacak diye çok ama çok korkuyorum. Ha? Zengine hediye mi? Bu da ne böyle? Kim bana hediye almış olabilir arkadaşlar? Barbie evdeydi. Benim doğum günüm falan değil. Yani bugün özel bir gün falan da değil. Niye aldılar şimdi bana bu hediyeyi? Bir dakika. Yoksa bu... Arkadaşlar belki de Rüzgar benden özür dilemek için böyle bir hediye almıştır. E tabi o kadar zayıflayınca haklı olduğumu anladı. Neyse bakalım. Sonunda aklı başına geldi. Hadi arkadaşlar, ne hediye almış bir önce bakalım. Hop. İnanamıyorum, tuzel bir şey aradı. Evet, zengini bayılttı. Harika bir şey, bu harika. Abim çok sevinecek. Fakir de elimizde, zengin de elimizde. Bu harika gerçekten. Onu bir önce kimse görmeden buradan götürmeliyim. Bir kontrol edeyim ya. Hu zengin. Zengin uyansana. Evet, uyanmıyor. Derin bir uykuya dalmış. Bu var ya, iki gün boyunca uyanmaz. Hemen kaçırayım şunu. Ulan gideyim de bugünkü sporumu da yapayım ya. Şu Rüzgar'la Arda kaç gündür spor salonuna gelmiyor. Hatta kaç haftadır. En iyisi spor hocasına da bir sorayım. Belki benden başka bir saatte geliyorlardır. Burak Hoca, Burak Hoca, orada mısın? Sana diyorum Burak Hoca. Ha, evet işte burada, geldim şimdi. Hoş geldin Erobrain, ne vardı? Şu Arda ile Rüzgar'ı gördün mü, kaç gündür ortalıkta yoklar. Acaba benden başka bir saatte mi geliyorlar spora? Hayır Erobrain, onlar kaç gündür spora falan gelmiyor. İyice saldılar yani. Öyle sanıyorum ki sporu falan bıraktı bunlar. Ne? Ama nasıl olur? Sporu bırakamaz onlar, bırakamaz. Gerçekten benim suçum yok Erobrain. İstersen serserilere sor. Doğru. Kesin bir şey yaptınız onlara. Söyleyin ulan. Ne yaptınız Arda ile Rüzgar'a? Ulan biz hiçbir şey yapmadık be. Evet be, kaç gündür onları görmüyoruz bile. Yalancılar. Ulan niye spor salonunda gelmiyorlar o zaman? Senin yüzünden öyle değil mi lan? Senin yüzünden al bakayım sana sersem. Sen söyle. Sen mi bir şey yaptın ha? Sen mi bir şey yaptın? Hayır Erobrain, ben de bir şey yapmadım ya. Her buraya geldiğimizde senden dayak yiyoruz. Yapma lütfen. Tamam. Arda ile Rüzgar'a bir şey yapacaktık ama şimdi yapmayacağız. Yani uzun bir zamandır da yapmıyoruz. He tamam, iyi o zaman. Tamam ben gideyim onlara bir bak. Bir şey yapacaktınız. Öyle al bakayım burada. Bir daha hiçbir şey yapamayacaksın. Burak hocam, ben gidiyorum. Onlara bir bakayım en iyisi. Tamamdır Erobrain. Acele etme tamam mı? Buraya uzun zaman gelme. Sen de olur yani. Tabii. Acele etmem. Hadi görüşürüz. Ulan bu beni burada istemiyor mu ya? Neyse. Bu sıralar çok fazla kişiyi dövdüm. O yüzdendir. Hadi arkadaşlar bulalım şunları. Bana bak koruma. Fakir en son burada gördüğüne emin misin? Evet burada gördüm. Belediye binasına doğru geliyordu. Sonra tekrar baktım, ortalıkta yok. Ama bu kan izleri var. Olamaz, bu gerçekten çok şüpheli bir durum. O zaman her yerde fakir.
fakirden uzun süredir haber alınamıyor. Öyle sanıyorum ki birileri onlara tuzaklar kuruyor. Ama kim böyle bir şey yapar kim? İkisinin de çok fazla kötü düşmanı var. Onları bulmalıyız Kerem Komiser. Tabii ki de bulmalıyız. Başka seçeneğimiz yok. İkisi de kayıp arkadaşlar neler oluyor? Kim yapıyor bunları kim? Ah, Herobrine. Selam Kerem Komiser. Arda ile Rüzgar'ı gördün mü? Şey hayır görmedim ama onların babalarını arıyorum. Ne? Sevgili fakir kayıp mı? Evet, ikisine de farklı yerlerde tuzaklar kurulmuş. Belediyenin önünde kan izleri bulunmuş. Hayır olamaz. Tüm bunlar olurken o iki küçük sersem ne yapıyor? Bilmiyorum, uzun zamandır evden çıkmadıkları söylenmişti. Neyse Herobrine, benim biraz işim var. Arda ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu yediğin kaçıncı hamburger? Babandan hala haber yok. Git çabuk onu bul çabuk. Olamaz anne, babamdan haber yok mu? Sen merak etme, bulacağım onu. Şuna bak, seni tanıyamıyorum. Sesin bile ne hale gelmiş, kalk artık. Bu kadar yeter. O rüzgarı kendine getirmediğim, kendine getirmediğim. Rüzgar odanda mısın? Evet anne, odamdayım. Babandan hala haber alamadın ama sen oradan bir türlü çıkmadın. Ne yemek yiyorsun ne bir şey içiyorsun, çık çabuk. Ne? Tamam anne, merak etme. Bulacağım babamı. Çabuk. Arda, Rüzgar, çıkın ulan dışarı, çıkın dışarı, babanızı bulacağız çabuk. Size diyorum çıkın dışarı. Ulan illa uçup camınızı pencerenizi mi indireyim? Sizi döve döve dışarı mı çıkarayım? Çıkın lan dışarı. İyi tamam, bana başka bir seçenek bırakmadınız. Buradayız Herobrine. Evet buradayız. Arda, Rüzgar, Allah Allah. Merhabalar, iyi günler. O ne lan? Ulan siz kimsiniz lan, siz kimsiniz? Biziz işte Herobrine, Arda ile Rüzgar. Evet Herobrine ya, sadece alt tarafı birkaç aydır görüşmüyoruz. Ben biraz zayıfladım, Arda daha çok hafif kilo aldı. Ben kilo almadım kardeşim, kemiklerim yeri benim ya. Ulan Arda ne olmuş sana? Ne yapmışım, nasıl bu kadar kilo aldın? Sen nasıl böyle zayıfladın? Ya ne yapayım, ben bilgisayar oynarken yemek yemeyi hep unutuyorum. Ben de bilgisayar oynarken çok karnım acıkıyor. Bunu sonra konuşacağız. İşiniz de acilen spora başlayacaksınız. Çabuk bir an önce gelin. Size diyorum gelin. İyi madem gidelim hadi. Ulan ne olmuş size? Yürümeyi bile unutmuşsunuz. Arda biraz hızlı koş lan. Herobrine ya, ben biraz yoruldum da eve mi gitsem ya? Benim de biraz ayaklarım ağrıdı ya. Çok koştum sanki. Ben de sanki biraz dinlensem iyi olacakmış gibi, sonra devam ederiz. Ne? Ulan siz kafayı mı yediniz? Sadece 5 adım attınız, 5 adam. Gelmezseniz gelmeyin. Babanızı kendim bulurum. Ama başlarına bir şey gelirse bu aynı zamanda sizin de suçunuz. Umarım kendinizle gurur duyuyorsunuzdur. Eve gidin ve bilgisayar oynamaya devam edin sersemler. Olamaz arkadaşlar, ne olmuş bunlara? Olamaz Rüzgar, ne yaptık biz böyle? Evet Arda, ne zamandır evden bile çıkmıyoruz. Resmen sağlığımızı kaybettik. Eskisi kadar güçlü de değiliz, baksana şu halimize. Evet, bu halde babamlara yardım da edemeyiz Rüzgar. Hadi gel, ben ne yapacağımızı biliyorum. Evet zengin fakir, keyfiniz yerinde mi bakalım? Ulan bana bakın, çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Bunun sonucunu ağır ödeyeceksiniz. Evet bak zengin abimi dinleyin, size diyorum, ben belediye başkanıyım. Sizi var ya sürüm sürüm süründüreceğim hapislerde. Kesin ha sesinizi. Sizi burada kimse bulamaz. İstediğimiz belgeleri imzalayacaksınız. Böylelikle şehir artık bizim olacak. Of, nerede kaldılar, bizi hala bulamadılar zengin. Fakir kardeşim, galiba da bulamayacaklar. Duydun mu abicim ne diyor? Evet serseriler, sizi burada hiç kimse bulamayacak. Anne ne oluyor? İşte şimdi hapı yuttunuz. Ne oluyor lan burada? Selam Herobrine, biz sadece şakalaşıyorduk aramızda, öyle değil mi zengin fakir? Evet Herobrine ya, ama bu şakadan bizim haberimiz yok. Demek zenginle fakiri kaçırdınız he? Sizi bir daha bu şehrin yakınında bile görmeyeceğim. Al bakalım sana, sen de al bakayım şöyle, tamamdır. Tamam bakalım, iyi misiniz, iyi misiniz? İyiyiz Herobrine, geldiğin için çok sağ ol. Evet, bir an önce çöz bizi. Tamam çözeceğim, merak etmeyin. Herkes sizin için çok endişelendi. Arda ile Rüzgar bile sizi aramak için dışarı çıktı. Ne? Dışarı mı çıktı?
İnanamıyorum. Ne zamandır dışarı çıkmıyorlardı. Canım oğlum, çok özledim onu. Evet, galiba size bir özür borçları var. Umarım akılları başları da gelmiştir. Arkadaşlar, siz ne diyorsunuz? Arda ile Rüzgar eski hallerine dönebilecekler mi? Herkes fikrini yorumlara yazmayı unutmasın. Bana soracak olursanız ben pek ümitli değilim. Ama umarım babalarından bir özür dilerler, öyle değil mi? Neyse, umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın, güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.